Bir baklava bizim için 2 dilim ekmek ve artı 2 porsiyon meyve demek. Baklavalar, sarmalar, burmalar, kadayıflar. Hepsi de bayramda tüketilmeyi bekliyor. Size sunulan tabağın hepsi size ait değil. Ancak bayramın adı gibi şeker tadında geçmesi için özellikle de tatlı tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor. Ramazan sona erdi, bayram geliyor. Ramazan'da tutulan oruçlarla küçülen mideler, ziyaretlerde sunulan ikramlarla adeta bayram yapacak. Bayramın bayram tadında geçmesi için uzmanlarsa aşırı yememeye, özellikle tatlıya hücum etmemeye özen göstermemizi istiyor. Gittiğiniz bir yerde tatlıyı alıyorsunuz. Yani size sunulan tabağın hepsi size ait değilmiş gibi. Tatlıyı seçtiniz. Başka bir yerde dolmayı, başka bir yerde böreği seçin. Ve eğer tatlı yedim, bu tatlı neye denk geliyor? Bir baklava bizim için 2 dilim ekmek ve artı 2 porsiyon meyve demektir. Diyetisyen Tuğba Yüzüak'ta yaklaşmakta olan Ramazan bayramında aşırı tatlı tüketilmemesi için şimdiden uyarılarda bulunuyor. Ben baklavamı yedim. Okey, tamam. Ama öğünümden, ana öğünümden neyi çıkartacağım? 2 dilim ekmeğimi çıkartacağım. Meyve hakkımı çıkartacağım. Eğer bunu bu şekilde yaparsam ben bu baklavanın karşılığını tamamlamış olurum ve gereğinden fazla kalorinin üzerine de çıkmamış olurum. Ya da 1 dilim börek yedim. 1 dilim börek bizim için 2 dilim ekmek demektir. Böreğimi yediysem eğer ekmeğimden ve çorbamdan ödün vermeliyim şeklinde birbirini dengelemeli insanlar. Ziyaretlerde sunulan ikramların tamamının tüketilmek zorunda olmadığını söyleyen Yüzüak, alınan gıdaların mutlaka dengelenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Gene de ne olursa olsun mutlaka ucu kaçacaktır. Mide ağrıları, mide sıkıntılarıyla karşılaşacağız. O yüzden ilk etaplarda mutlaka mide koruyucu desteği almakta fayda vardır diyoruz. Ara öğün yapmaya gayret gösterelim ki ana öğünlerde bizi cezbedecek bu besinlerle çok buluşacağımız için olabildiğince kendimizi frenleyebilelim.